Merhaba, ben Şef Semen Öner. Size favori çorbalarımdan bir tanesini, tarhana çorbasını tarif etmek istiyorum. Tarhana çorbasını yapmak meşakkatli bir şey. Benim size vereceğim bu tarif çok pratik olacak. En azından içinde ne olduğunu bildiğiniz, kendinizin elceğizlerinizle hazırladığınız bir tarhanayı yiyor olacaksınız. Çünkü biz bu tarhanayı kurutmayacağız. Normalde tarhana aynı bu malzemeler artı maya konularak yapılıyor. Hamur hazırlandıktan sonra kurutuluyor. Günlerce parça parça güneşe seriliyor veya evin içerisinde tabii imkanlara göre balkonda vesairede seriliyor, kurutuluyor. Sonra da elle ufalanıyor. Bu çok meşakkatli ve çok lezzetli çorba yapılıyor. Ben bunu günlük hayatta sizlerin yapabileceği, hem neşesini yaşayabileceğiniz hem de tadını çıkartabileceğiniz bir hale sokmak istedim. Bizim yapacağımız şekilde biz normal tarhanayı aynı olması gerektiği gibi yapacağız, mayası hariç, ve onu sıvıyken paketleyip dipfrizde donduracağız. Bütün kış ne zaman lazım olursa bir paket çıkartıp istediğiniz zaman istediğiniz şekilde tüketebileceksiniz. İhtiyacımız olan malzemeler 1 kilo un, yarım kilo domates, yarım kilo biber, nane, maydanoz, seviyorsanız dereotu, yarım kilo haşlanmış nohut, 250 gram yoğurt, 2 tane büyük boy soğan diyebiliriz, bir çorba kaşığı da tuz. İlk yapacağım işte domates, biber, soğan, nohut, gerçi haşlanmış ama yine de koyacağım, ve tuzu bir arada haşlamak, kaynatmak olacak. Ardından bunlara tuzunu ekleyeceğim, ununu ve yoğurdunu ekleyeceğim. Bir hamur oluşturacağım. Hamuru oluşturmadan önce de bütün sebzeleri blenderdan geçireceğim. İşe koyulursaktan hemen başlayalım. Bunların hepsini tencereye koyacağım. Üzerine azıcık su ve haşlayacağım. Tarhananın ana malzemeleri güzelce pişti ve Ghostbusters görev başında benim şu ağır işçi blenderımla şimdi bunların hepsini güzelce blenderdan geçireceğim. O yüzden zaten soğanları kocaman bıraktım, dereotlarının sapını bıraktım. Çok güzel bir püre yapacağım. Çok azıcık su koydum. Ne kadar derseniz bir bardağa geçmeyecek kadar su koydum ki o su tarhanayı sulandırmasın diye. Gibi blenderdan geçirdim bütün sebzeleri. Benle dalga geçiyorlar burada. Onun ucuna matkap ucu taksak duvarı deliriz falan diye. Evet, ne yapalım? Benim cihazlarım böyle. İçine yoğurdunu atacağım. Siz lütfen vaktiniz varsa soğumasını bekleyin. Benim o kadar vaktim yok. O yüzden şimdi soğutmadan yapacağım ama vaktiniz varsa soğumasını beklemeniz doğru olur. İçerisine şimdi yoğurdun tuzunu ekleyeceğim. Ve una karıştıracağım. Güzelce bir hamur yapmış olacağım.
İşte benim bu kışlık nefis tarhana çorbam hazır. Yıllardır bu şekilde yapıyorum. Çok memnunum. İsterseniz bunun içine kekik atın. Tarhana otu bulabiliyorsanız tarhana otu atın. Lütfen fikri alın. Bu fikri istediğiniz gibi geliştirin. Sadece tarhana için değil, başka çorbalar için de aynı şeyleri uygulayabilirsiniz. Şimdi bunları şu kilitli poşetlerin içerisine dolduracağım. Ben bunları poşetçilerden satın alıyorum. Birçok iş için kullanıyorum. Bir tane kilitli poşeti bir bardağa geçirdim şöyle. İçerisini dolduruyorum. Ve ardından kilidini kapatacağım ve dipfrize atacağım. Bunlar da benim geçen sene yine yaptığım tarhanalar. İki ayrı şekilde yapmıştım. İki ayrı seferde yapmıştım. Renkleri de farklı oluyor. Kullandığınız malzemeye bağlı olarak bu değişiklikler olabilir. Dediğim gibi fikri satın alın. Şu donmuş haliyle tencerenin içerisine koyun. Üzerine sıcak suyu dökün. Et suyu, tavuk suyu neyiniz varsa yavaş yavaş karıştırın. Mis gibi tarhananız hazır olsun. Şimdiden herkese, tarhana sevenlere buradan selam gönderiyorum. Çok güzel bir kış geçirmenizi diliyorum. Tarhananın size sağlık getirmesini umuyorum. Herkesin ellerine sağlık, afiyet olsun.